Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teğet Geometri Soru Bankası kitabında Daide Alan konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Yani kitabımızda sayfa numarası 178 ve 179'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda O merkez dairenin AB kirişine en kısa uzaklığı 3 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar en kısa uzaklığı nedir? Merkez kiriş çektik. Evet şu AB kirişinde 6 birim olarak verilmiş. 2 eş parçaya böldü. 3 3 mi yaptı burası? Evet. Burası 3 verilmişti zaten. E bizden dairenin alanı isteniyor. Yarı çap bulmamız lazım. En etki silahımız yarı çap. E, 3 3 ikiz kenardaki üçgenden dolayı burası 3 kök gelir. Pi R kare de bize dairenin alanını verir. Yani cevap ne yapar? 18 pi yapar. Birinci soru akçay ah, oldu. Geldik 2. Şimdi boyalı dilimin alanı sorulmuş. AB'yi de pi olarak vermişler. Arkadaş öncelikle buradaki uzunluk pi. 15 gördüğü yay 30. Ama derece olarak 30. Uzunlukla karıştırma. 30 ise merkez açıdan burası da 30 mu yaptı? Evet. Şimdi boyalı alan nedir diye soruluyor. Ben yarı çap bulabilirim aslında. Yarı çap nedir? Yay uzunluğu 2 pi r alfa bölü 360. Alfa dediğimiz 30 bölü 360 eşittir pi ya. Pi'ler gitti. Şunu da şu sadeleşti. 12 yaptı. 12 ile de 2 sadeleşti. 6 yaptı. R'yi kaç bulduk? 6 bulduk. R 6. Sonra pi r kare alfa bölü 360'tan da buluruz sonucu. Ya da yay uzunluğu belliyse yay uzunluğu çarpı r bölü 2 de değil miydi? Evet alan pi çarpı 6 bölü 2 ne yapar? 3 pi yapar. İkinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Yukarıda alanı 4 köküç santimetre kalan kare olan abc üçgen. Evet abc üçgen bir kenarını a dersem a kare kökü 3 bölü 4. 4 köküçe eşitmiş. Şunlar sadeleşti. Işte. A kare eşittir 16'tan a'yı buradan 4 buluruz. A 4 bir kenar 4. O zaman bir kenar 4 ise yarı çapları 2 olan daire yarım daireler mi yaptı bunlar? Evet. Boyalı şeklin alanı nedir diye soruluyor. 3 tane yarım dairenin alanı. 3 tane pi r kare bölü 2 soruluyor bize. E hocam bunlardan gitti bir der bir ikiler sadeleşti. O zaman cevap 6 pi mi yapacaktır? Evet. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Yukarıda AB çaplı yarım dairenin merkezi O noktasıdır. A o uzunluğu yarıçap yani 12 verilmiş. Tüm daire dilimlerinin alanları birbirine eşittir. Ya tüm daire dilimlerinin alanları birbirine eşitse eğer buradaki açıların hepsi birbirine eşit olmaz mı? Yarıçapları aynı. O zaman açıların da aynı olması lazım değil mi? E o zaman burası arkadaşlar kaç tane parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. E bizden boyalı alanlar toplam isteniyor. İsterseniz 360 bölü 8'den açıyı bulup pi r kare açı bölü 360 deyip bir tanesini bulup 4 ile çarparsınız. Ama daha kolay var. Arkadaşlar 8 parçası yarım daire değil mi? Yani pi r kare bölü 2 yarım par yarım. Yani bu 8 parçası. 8 parçasının alanı bu. Hocam 144 bölü 2'den nedir? 72 pi'dir. E 8 parçası buysa bizden 1, 2, 3, 4 parçası isteniyor. Bu 8 parçası ise arkadaşlar 4 parçasının alanı nedir? E yarısı. E, bu da yarısı olacak. O zaman 4 parçasının alanı da ne olacaktır? 36 pi'ye eşit olacaktır. Boyalı alanlar toplamı 36 pi. Yani cevap. Akçay oldu. Geldik 5'e. Hocam yarı çap verilmiş 8 ya. 4 birim 4 birim oldu. Pi'ye de 3 alınız diyor. Boyalı bölgenin alanı. Şimdi boyalı bölge biz dilimin alanını bildiğimiz için daire dilimi oluşturalım. Şöyle bir daire dilimi oluşturunca e hocam yarı çap bu. E bu da 8. Dilimin alanı bulurken açı lazım. Büyük ihtimalle özel bir açı var. E burası 90 derece. 90'ın karşı 8 iken 30'un karşı 4'tür. Burası 60 yaptı. Burası da 30 yaptı. Dilimin alanı artı üçgenin alanı isteniyor bizden. Bu arada 30'un karşı 4 iken 60'ın karşı 4 kök değil mi? Evet. Dilimin alanı pi r kare 30 bölü 360. 30 bölü 360 yazayım şöyle. Sonra artı üçgenin alanında 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Evet buradan ne geldi? Şunlar sadeleşince 12 geldi. Ondan sonra bu 64 pi bölü 12 artı 8 kök eşit oldu. 4'e bölsen 4'e bölsen 16 3. Şuradaki 3'ler de sadeleşti. O zaman 16 artı 8 kök 3 yaptı. Cevap 16 artı 8 kök 3 de Böyle parantez alınca Akçay şıkkında çıkıyor. Evet cevap Akçay oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir yaparız. Tam değme noktasına kadar götürürüz. Bunun yarı çapı da 12 verilmiş. Zaten bu çizilmiş. E tamam 12. Merkezde çektik. Hocam bu yarı çap 12. E ondan sonra şurası ben A diyecek olursam. Büyüğün yarı çapı nedir arkadaşlar? A artı 16. Hocam burası da A artı 16. Buraya A artı 4 mü kaldı o zaman? Evet. Buraya a artı 4 kaldı kardeşim. Pisagor bağıntısı burada. Normalde a artı 4'ün karesi eşittir. a'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle a'yı buluruz. Ama hisset kardeşim. 12 varsa ya 5, 12, 13'tür olmuyor. Ya 9, 12, 15'tir olmuyor. Ya da 12, 16, 20'dir. Evet 12, 16, 20 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Pembe boyalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar o zaman burası ne oldu? 32 oldu. Şimdi pembe boyalı bölgenin alanı bulmak için büyüğün alanından, büyük çeyrekten A'yı da 16 bulduğumuzu yazalım buraya. Büyük çeyreğin alanı nedir? Pi 32'nin karesi bölü 4. Den neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şeyi çıkartacağım. Şuradaki pi r kareyi çıkartacağım. Arkadaşlar kaç pi'dir diye soruluyor. Şimdi burası 32'nin karesi 32 çarpı 32 ya. Şunlar sadeleşince 8 yaptı. 8 ile de 32 çarpınca 3 kere 8 kere 2 16. 3 kere 8 24. 256 pi eksi 144 pi mi yapıyor? Evet 144 pi yaptı. E bunu çıkartırsak kaç geliyor? 112 piye geliyor galiba. Cevabımız böylelikle balık kesir çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Rüzgar pergelin kollarını 60 cm açıp sivri ucunu karton üzerine bir noktaya koyarak daire çiziyor. Hop! Pergel ucunu açtığı zaman şu yarıçap bu olan bir daire çizmiş oluyor. Pergelin kollarının uzunlukları 5 ve 8 cm'dir. Hocam şu pergelin kolları 5 ve 8. Yani şöyle bir üçgen var. Hocam pergel kolları 5 ve 8. Aradaki açı da 60. E ben şurası R R'yi bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Kosinüs teoreminden de, de bulurum. Hocam dik çizerek de bulurum. Şöyle dik çizersem 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 yapar. 1 kaldı. 30'un karşısı 4 iken de 60'ın karşısı 4 kök 3 yapar. Evet burası 4 kök 3 oldu. Pisagor bağıntısından da R'yi buluruz. R kare eşittir. 1'in kare artı 4 kök 3'ün karesinden. 49 mu yapar burası? Evet. O zaman R'yi buradan 7 buluruz. R 7 çıktı. Sonra pergelin kollarının uzunlukları sırasıyla bu 5 ve 8 olduğuna göre Çizilen dairenin alanı nedir diye soruluyor. Yarı çapı 7 bulduk ya. Pi 7'nin karesi. Pi r kare. Yani 49 pi bize sonucu verecektir. Cevap böylelikle E bir çıkar. 7. soruda. Geldik 8'e. Tüm alandan beyaz alanları çıkartacağız. 2 tane çeyreği çıkartacağız. Hocam 2 çeyrek bir yarım mı yapıyor. Hayır farklı çeyrekler. Yarı çapları farklı olduğu için yapmıyor. Dikkat. Bunun yarı çapı 6. Burası da 6. Toplam 9 yaptı. Burası 9. Burası da 9 mu oldu? Evet. Çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştiririz kardeşim. Birleştirdik böyle. Bunun yarı çapı 6'ydı. Bunun yarı çapı da 9'du. Ve şu uzun kaç yaptı? 9 altta 15 yaptı. Hocam burası 15. E burası 9. E dik üçgenden 9, 12, 15 üçgenden buraya 12 mi buluruz? Evet. Şimdi alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Tüm alandan 9 çarpı 12'den şu çeyreği pi r kare bölü 4'ü ve diğer çeyreği pi r kare bölü 4'ü çıkartacağız. Bu kaç yaptı? 108 yaptı. Bölü 4'leri sadeleştirmeyeyim. Şimdi 80, eksi 81 pi eksi 36 Pi yani 81 ile 36'yı toplarsan her ikisi de eksi ya topladığın zaman 117 pi mi yaptı? Evet 117 pi bölü 4 yapar. Evet 108 eksi 117 pi bölü 4 sonuç yapar. Yani 8. soru Akçay oldu. Geldik 9. soruya. Şimdi O1 O2 uzunluğu 4 vermiş. Arkadaşlar O1'in yarıçapı da 4. O2'nin yarıçapı da 4. E evet, hocam burası da yarıçap O1'in. Burası da yarıçap, Burası da yarıçap, Burası da yarıçap. A eş çemberler bunlar. Hatta eş daireler. Yarıçapları çapları aynı olan eş dairelerde eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşit değil miydi? Yani burada kalan A, burada kalan A, burada kalan A, burada kalan A olmak zorunda. Pi'yi de 3 alınız demiş. A'yı bulalım. A'yı nasıl bulacağız? 4 A isteniyor bizden. Hocam şurası eşkenar üçgen olduğundan dolayı 60 60 60 yaptı. Bak şuradaki 60'lık dilimden neyi çıkartacağım? Şu üçgen alan çıkartırsam A'yı bulurum. E 60'lık dilim pi r kare. R dediğimiz 4 r kare. 60 bölü 360'dan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Hocam şu şu gitti 6 yaptı. Bu 16 ile de 6 sadeleşince 2'ye böl 8 2'ye böl 3. Yani 8 pi bölü 3. Pi'yi de 3 alınız diyor. Şuradaki 3 de bu gitti. A alanı o zaman buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 8 eksi 4 kök eşit oldu? Şunlar da sadeleşince. Evet. 4 kök eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor? 4 a isteniyor. 4 çarpı 8 eksi 4 kök 3 isteniyor. Arkadaşlar burada yine 4 parantezin alınca o zaman ne yapıyor? 16 çünkü bu çarpı 4 oluyor 4 parantezin alınca. 16 4 parantezi alınca 2 eksi kök 3 kaldı? Evet. Yani cevap böylelikle Ceyhan yaptı. 9. soruda. Geldik 10. soruya. Aşağıda zemin üzerinde silindir biçimindeki 6 kütüğün şekildeki gibi fotoğrafı gösterilmiştir. Silindirlerin fotoğraftaki taban yarıçapları çapları Çemberler birbirine değiyor. Fotoğraf üzerinde o zaman bunlar çember yaptı. Çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştirsek böyle. Şu aradaki boşluklar yani mavi alanlı yer soruluyor bize arkadaşlar. Ne yapacağız? Tüm üçgenin alanından bak yarıçap çap bir birim ya. Bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim. Burası da bir, burası da bir, burası da bir. Burası da bir, burası da bir, burası da bir, burası da bir. Şimdi bir eşkenar üçgen yaptı. Eşkenar üçgenin alanından bir kenarı da dört ya. Karekök kare bölü dörtten. Hocam ne yapacağız? Bak burada şey var. Dikkat. Hocam bu yarım daire. Bu yarım daire. Bu yarım daire. 3 tane yarım daireyi çıkartacağız. Hatta ve hatta şuraya da dikkat eder misin? Şuraya da dikkat eder misin? 3 tane bak. 3 tane yarım daire. 3 tane yarım var elimde. Dur. Bir de buradaki dilimler var. Bunları da siyahla göstereyim. Bu siyah, bu siyah, bu siyah. Hocam bunların toplamı ne yapıyor? Açı toplamına baksana. Buradaki açıya alfa, buradaki açıya beta, buradaki açıya teta dersen alfa artı beta artı teta eşittir 180 olduğu için buradaki dilimlerin toplamı da yarım daire yapmıyor mu? Yapıyor. Evet maviler 3 tane yarım şu siyahlar da bir yarım toplamda 3 yarım değil de kaç yapıyor? 4 yarım yapıyor. O zaman 4 yarım alanından bahsedeceğiz. 4 tane yarım alanında yani 2 yarım bir tam yapıyor ya o zaman 4 tane yarım 2 tam mı yapar arkadaşlar? Evet. Yani 2 tane tam daireyi çıkartacağım arkadaşlar. 4 yarım 2 tam daire yapıyor. Dikkat et. Şu alandan, üçgenin alanından dilimleri çıkartırken iki tane tam daire yaptı. Süper bir soru. Dikkat et. Sınavda çıkmaya aday bir soru. Evet. Buradan 4 kök 3 eksi 2 pi yapar. Cevap? Yani, yani, yani cevap böylelikle 4 kök 3 eksi 2 pi C. -Han yaptı arkadaşlar. 10. soru. Geldik 11. soruya. Ya büyük ihtimal saçma sapan yerlerdeki alanlar toplamı soruluyor bize. Bir alan taşıması var. Şimdi ne yapabiliriz burada? Arkadaşlar bir kiriş. Yani şuradaki alan boşluk ya. Bir yerleri bu boşluğu doldurmam lazım. E ben şunu çizdim. Şunu çizersem çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Şunu da çizersem. Burada da çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet burası da 90 burası da 90. E hocam başka ne var burada? Aa, hop, 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 hop. Karenin çevresi 32 verilmiş. 32 bölü 4'ten bir kenar kaç yapar? 8 yapar. E, bu aynı zamanda arkadaşlar bak 90 90 olduğu için 180 oldu doğrusal oldu. Karenin köşegeni oldu. Yani 45 45 oldu. Hocam burası da 45 burası da 45 oldu. Hatta 45 90 ise burası da 45 oldu. A, şunlar birbirine eşit oldu x kenardan. Bununla da bu eşit oldu. Şimdi burası da 8 ya çok güzel. Şimdi ben boyalı bölgenin alanını bulmaya çalışacağım. Şu alanı iptal edip şuraya taşıyabilirim. Evet burası iptal buraya geldi. Ee, hatta şunu buraya getireyim. Eşit kirişlerin ayrıtları alanlar birbirine eşitti. Hocam bunu da iptal edip şuraya taşıyabilirim. Çizgideki alan iptal çizgideki alan buraya geldi. E o zaman dolu alanlar ne oldu? Bak şunlar iptal. Şunları boş ver. Şu alan, şu alan, şu alan ve şu alan. Yani şu üçgenin alanı değil mi? Ya da karenin alanının yarısı değil mi? Evet. Burası da 8, burası da 8. 8 çarpı 8 bölü 2 dik üçgenin alanı yapıyor direkt. 64 bölü 2'den cevap 32 yapar. Yani cevap Edremit oldu. 11. soruda güzel soru. Geldik 12. soruya. Arkadaşlar böyle benzerlik alan ilişkisi var. 1 bölü 2'nin karesi değil mi burası? 1 bölü 4 yapar. Yani burada kalan A iken burası 4A değil. Dikkat. Tamamı 4A olacak. Yani buraya 3A kaldı. Şimdi AB artı CD yayı da AB artı CD yayı da 6 pi vermiş. Hmm. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş benzerlik olarak da şurada 1 bölü 2 oran var ya. Yani burası K iken burası 2K değil mi yayı olarak? Evet. 3K'ya 6 pi vermiş bize. E o zaman K'yı buradan 2 p olarak buluruz. E o zaman burası 2 pi. Burası da kaç oldu? 4 pi oldu. Boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi yay uzunluğundan dolayı ben yarı çap bulabilirim aslında. Yay uzunluğu nedir? Çeyrek yay uzunluğu 90'lık ya da 2 pi r 90 bölü 360 ya da çeyrek daire olduğu için 2 pi r bölü 4 eşittir 2 pi diyebiliriz. 2 pi'ler sadeleşsin. R'yi de 4 buluruz. Arkadaş r 4 çıktı ya artık böyle ister bu halkanın alanından alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'den bulabilirsin. İstersen artık a'yı bulabilirsin. Hocam a alanı neydi? Şu yay uzunluğu belliyken direkt ya da pi r kare bölü 4'ten bulabilirsin. Ya da yay uzunluğu belliyken 2 pi çarpı 4 bölü 2 hani pi ç, e, yay uzunluğu çarpı r bölü 2 değil miydi? Evet ben oradan gideyim 2 pi çarpı 4 bölü 2 yazayım ki hatırlayın bunu. İkiler sadeleşti 4 pi yaptı burası. E o zaman a alanı 4 pi ise 3 a alanı ne olacaktır o zaman? A yerine 4 pi yazınca arkadaşım cevap 12 pi yapar. Yani cevap Akçay yaptı 12. soruda. Evet böylelikle arkadaşlar test 3'ü bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.